takıntı derecesine getirmemeye çalışın ve kendinizi yıpratmayın. Ve 29'u kesinlikle izlemek istiyorum ve aynı zamanda aldığım için videoları izlerken bayağı uzun. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Bu ders çalışma günlüğü de sadece tek bir günlük olacak. Geçen ders çalışma günlüğünü hatırlıyorsanız o şekilde çekmiştim bundan birkaç önceki ders çalışma günlüğünü. Beğenenler de olmuştu, beğenmeyenler de olmuştu. Ben de bir tane daha çekeyim, kalsın kanalda. Bu videoda da konumuz, genel konumuz sınavları nasıl hazırlanıyorum 2 olacak. Çünkü bundan önce bir tane 2 günlük sınavları nasıl hazırlanıyorum çekmiştim. Şimdi de ikincisini çekeceğim. İlk başta bugün şu anda saat 6:01 geçiyor ve bu sabah ben 5'te kalktım gene ve o kısımlarda da video çektim biraz. Onları hızlandırarak bu ara kısma koymak istiyorum. Hadi söyle benden daha arsız. Evet, sabah neler yaptığımı izlediğinize göre sabah coğrafya çalıştım. Biraz fizik baktım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de biyoloji testi çözdüm, 2 test. Şimdi ise yapacağım şey, gene coğrafya çalışacağım, fizik çalışacağım ve kimya çalışacağım. Bu şekilde ilerleyecek. Bir de biyolojideki belki 2 testimi bitirebilirim ama yarına da iteleyebilirim onu. Benim için fark etmez ama yarın neler yapacağımı görmeyeceksiniz. Çünkü bu tek günlük bir ders çalışma günlüğü. Coğrafya çalışıyorum. Hiç mutlu değilim bu durumdan ama... Çünkü coğrafyayı gerçekten sevmiyorum. Çalıştığım şey de şöyle göstereceğim size. Benim hocamdan izliyorum. Şu ana kadar 2 video izlemişim. 27'yi izlemişim. Yok, 26 ve 27'yi izlemişim. Şimdi sıra 28'de. Bugün 28 ve 29'u kesinlikle izlemek istiyorum. Ve aynı zamanda da not çıkartıyorum. Bunların bir değişik rengine de galiba yeşilin olması lazım. Fizik çıkartmıştım ve gerçekten çok sevdiğim defterler oldu. Okul alışverişini izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur bu defterleri. Öve bitirememiştim. Böyle bayağı bir özet çıkardım. Sayfalar dolu. En son volkanizmaları bitirdim ve şimdi de büyük ihtimalle kayaçlara geçeceğiz. Ondan sonra da fizik soruları çözmeyi düşünüyorum. Föy sorularını çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da kimya çalışacağız. Harika plan. O zaman hemen başlayalım. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I argue, he's looking out the window at somebody coming in. Coğrafya videolarını izledim ve aslında bayağı uzun sürdü çünkü bir tanesi 18 dakika mıydı neydi ama not da aldığım için videoları izlerken bayağı uzun sürüyor ve hızlandırarak izlemek de çok fazla istemiyorum çünkü hızlandırarak izlediğimde çok fazla hani direkt beynime girmiyor çünkü hızlı konuşmuş oluyor. Şimdi ise annem kahve yaptı şu şekilde, bunu içeceğim ve aynı zamanda da kimya çalışacağım. Kimya soru bankasından, kafa denginden çözeceğim, özetlerime bakacağım. Ve de artı olarak sabah şu biyolojiden testler çözmüştüm. Bunlarda 4 test vardı. 2 tanesini çözmüştüm. Şimdi burada 2 tanesini daha çözeceğim ve büyük ihtimalle bugünü bitireceğim. Sınavların yaklaşıyor olması beni çok geriyor, fazlaca geriyor. Büyük ihtimalle bu videoyu attığımda bu arada sınavların başlamış olacak ve
Sınav haftasında da kesinlikle vlog çekeceğim zaten. Hiç merak etmeyin. Daha sonrasında notlar açıklandıktan sonra da bir e-okul notlarımı inceliyorum videosu tekrardan çekebiliriz isterseniz ikincisine. Ve bilmiyorum yani geçen seneye göre sınavlarımız daha zor olacak. O kesin. Konularımız da daha zor. O da kesin. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sizler için de geçerli. Benim için de geçerli. Çünkü hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama eğer ki elimizden gelen 50 ise, 70 ise ya da 75 ise, 80 ise, 85 ise bu sizin değerinizi ölçmez. Notlar sizin hiçbir özelliğinizi, hiçbir değerinizi göstermez. O yüzden düşük kalırsanız hiç üzülmeyin. Bu sizin geleceğinizi etkilemeyecek. Ve 5 yıl sonra hiç hatırlamayacaksınız. Hiç hatırlamayacaksınız. Demeyeceksiniz. Coğrafyadan 50 almıştım ya da coğrafyadan 100 almıştım. Yüksek aldığınızı bile hatırlamayacaksınız. O yüzden hiç takmayın ve rahat olun. Çünkü ben takmıyorum yani. Takıyorum. Hayır, bir yere kadar, çünkü bu da yanlış anlaşılacak büyük ihtimalle, ama bir yere kadar takıyorum, ama ondan sonrası artık tevekkül yani. Hani siz elinizden geleni yapmışsınız. Tek yapmanız gereken dua etmek. Bence bu şekilde düşünüyorum ben. O yüzden elinizden geleni yapın. Derslerinize çalışın. Özetinizi çıkartın. Videonuzu izleyin. Ondan sonrasında bırakın artık. Yapacak bir şey yok o yüzden. Şimdi ise kimya çalışacağım. Kimyada molü bayağı çalıştım ve molü daha iyi anladım. Şey olarak da şu yasaları bayağı iyi anladım. Kimyada ilk anladığım zaten ilk şeyler daha çok böyle yasalardı. Onları çok çok iyi anlamıştım. Burada da bayağı bir test var kafa denginde de. O yüzden bunları çözmeyi düşünüyorum. Hatta hiç başlamamış bile olabilirim. Evet, başlamamışım. Bunları çözmeyi düşünüyorum. Ki tekrar olsun. Çünkü uzun zamandır kimya çalışmıyorum biliyorum deyip. Bunları çözeceğim. Bir tekrar olsun. Sonrasında iki test biyolojiyi çözüp büyük ihtimalle bitirmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında kitap okuyup yatarım. Çünkü uykum geldi. Yarın okul var çünkü. O zaman ben kimya testini çözmekle başlıyorum. Sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın, soru sormazsın. Ah, yetmedi mi be? Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın, soru sormazsın. Ah, yetmedi mi be? Bir yere varacak halim yok, saatim geç oldu. Buradan kaçabilenler gitmiş, çok geç oldu. Nereye gizlenmiş bilmem bu. Ve evet, son olarak da kimya kafa denginden 2 ya da 3 tane test çözdüm. Daha sonrasında biyoloji testlerini tamamladım şu şekilde. Şu 2 testi çözdüm ve bu şekilde bugünün çalışmasını da bitirmiş olduk. Bundan sonra ya da bundan önce bilemiyorum tam olarak, ama büyük ihtimalle sınav haftası vlogları gelmeye başlar. Daha sınav haftasını yaşamadım bilmiyorum, ama bundan sonraki hafta sınav haftası başlar büyük ihtimalle. Hatta çoğu zaman şey de soruyorsunuz, işte günleri falan söyler misin diye. Bugün 27 Ekim Çarşamba günündeyiz ve bizim sınavlarımız 1 Kasım'da başlıyor. Fizikle başlıyor. Sonra da coğrafya var. Yani hiç iyi bir şekilde devam etmese de halletmeye çalışacağım. Zaten sınav haftası vlogunda her şeyi göreceksiniz. Sadece iki part halinde yapmayı düşünüyorum. Bu konu hakkında bir fikriniz varsa onu da aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz bu arada. Onun sebebi de çünkü bir ilk hafta var, bir de ikinci hafta sınavlarımız var. Hani iki, yani birinci hafta ve ikinci hafta olarak ayırmayı düşünüyorum. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve eğer ki şu anda sınav haftanız başladıysa ve bu videoyu izliyorsanız, öncelikle teşekkür ediyorum. Sınav haftasında bu videoyu izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da sınavlarınız eğer ki o gün kötü geçtiyse ya da bütün sınavlarınız çok kötü geçtiyse, gerçekten takmayın, üzülmeyin, boş verin. Bunlar sizin hayatınızı asla belirlemeyecek. Bu notlar çok değersiz şeyler. Evet, şu anki eğitim sisteminde belki öyle, ama 5 yıl sonra belki öyle olmayacak. Ve her şeyin başı bence hem kader hem de şansla alakalı çalıştıktan sonra. O yüzden de çok fazla takmayın. Yani evet, üzülebilirsiniz ki ben de şu anda sınavlara girsem, atıyorum bir sınavdan 50 alsam ben de üzüleceğim. Ama bunu hani takıntı derecesine getirmemeye çalışın ve kendinizi yıpratmayın. Çünkü bu dönemler çok böyle zorlayıcı dönemler. Çok iyi anlıyorum. Çünkü geçen sene de öyleydi benim için ve 8. sınıfta da öyleydi. Hani YouTube'a ne kadar gösterebiliyorum bunu ya da hiç göstermemeye çalışıyorum gerçi, ama zor dönemler oluyor öğrenciler için. Buradan konuşmak kolay gibi gelebilir ama kolay olmuyor. Ben de çok zorlanıyorum, ama bir süre sonra düşününce her sınav haftasından sonra diyorum hani ya, üzülecek hiçbir şey yokmuş. Tam sonunda ölüm yok. Bu şekilde düşünüyorum. O yüzden hiç takmayın. Boş verin. Gerçekten hiç takmayın. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer
eğerki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, aşağıdaki linkten hemen şuradan abone ol butonuna tıklayıp zili de açabilirsiniz hemen lütfen. Çünkü abone olmayan çok kişi var. Kapanış konuşmamı değiştirdim, pardon. Unuttum nasıl söylediğimi. Nasıl söylüyordum? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Ve bu video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, yorumunuz, fikriniz varsa onu da aşağıda merak kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca de bu videoyu ve kanalım arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok sevinirim ve mutlu olurum. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye.